TV1 ekranlarından merhabalar değerli izleyenler. Gündem Özel Programı ile bir kez daha sizlerle birlikteyiz. Maalesef ülkemiz çok zorlu, çok sıkıntılı bir dönemden geçiyor. Kahramanmaraş'ta meydana gelen iki deprem hem Kahramanmaraş'ı, hem bölge illeri, hem Kayseri'yi, hem Türkiye'yi maalesef yasabı oldu. Gelen acı haberler, gelen kötü haberlerle birlikte adeta yıkıldık. Ancak bir de umudumuz var. Umudumuz da özellikle bundan sonra yaraların sarması, geride kalanların güzel bir şekilde, iyi bir şekilde hayatlarını e, idame ettirebilmeleri, hayatlarına devam edebilmeleri. Tabi inancımız gereği biliyoruz ki afette e, bir afette hayatını kaybedenler e, şehitlik makamına ulaşıyor. Bu bizi Biraz olsun acımızı belki de bir su serpecek şekilde bize geliyor. Tabii özellikle değerli izleyenler deprem oldu, devam etti. Özellikle bu süreci sıkıntılı bir şekilde yaşadık. Ve Kayseri'de özellikle depremden en çok etkilenen iller arasındaydı. Bu noktada da Kayserililer günlerce evlerine giremedi, bağlarına, ilçelere, köylerine gitmeye gayret gösterdi ki yüksek katlı evlerde e, adeta biraz daha korku vardı Kayseri'de bizde yani. Özellikle bu noktada da e, çekindiğimiz doğru. Ancak e, bu süreçten sonra özellikle bu depremden nasıl bir ders çıkaracağız, geleceğe nasıl bakacağız ve depremde binanın öldürmediği depremlere, ne zaman gelebileceğiz bunları konuşmamız gerekiyor. Yani daha da bilinçlenmemiz gerekiyor. Daha da e, tedbirli olmamız gerekiyor. Bunun için ne yapacağız? Almamız gereken tedbirler neler? Bunları konuşacağız bugün. Ve sigortayı konuşacağız değerli izleyenler. Yani deprem sigortası DASK'ı konuşacağız. Konut sigortalarını konuşacağız. DASK nedir? Bize ne kadar fayda sağlıyor? Olası bir depremde bizim için ne gibi avantajları var ya da avantajları var mı? Bunların tüm detaylarını konuşacağız ve aynı zamanda depremin farklı boyutlarını Masaya yatıracağız değerli izleyenler. Kıymetli bir konuğumuz var. Divan Sigorta Genel Müdürü Sayın Yakup Göktaş bizlerle birlikte. Yakup Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk Yalçın Bey. Teşekkür ediyorum. Ee, öncelikle ülkemizin başı sağ olsun. Vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyorum. Ee, geride kalanlara sabrı celiller diliyorum. Acil şifalar diliyorum. Kötü bir zaman geçirdik ve şu anda hali hazırda da gerçekten çok üzgünüz. İnşallah bunların hepsini ülke olarak atlatacağız. Gerçekten birlik beraberlik içerisinde olduğumuzu tüm dünya gördü. Hep beraber el ele vererek elimizden ne geliyorsa fazlasını yapıyoruz. Yapmaya da devam edeceğiz. İnşallah. İnşallah. Efendim yaralarımızı sarmaya gayret edeceğiz diye dua ediyoruz, temenni ediyoruz. Tabii bir yerden yandan e, hala o bölgelere her bölgeden yardımlar tırlarca devam ediyor. Tabii e, özellikle böyle bir durumda, böyle bir afet durumunda her şeyi anında e, tak tak hani halletmek belki mümkün <laughs> olmayabilir ama şunu biliyoruz ki Türkiye kenetlendi, Kayseri kenetlendi ve tek yürek oldu. Bu noktada da yapılan yardımlar, çağrılar oldukça önemliydi. Tabi ilk olarak şununla başlamak istiyorum. Siz gittiniz deprem bölgesine. Evet. Sizden dinleyelim biraz deprem bölgelerini. Şimdi deprem bölgesinden önce şu Kayseri'deki bu güzelliği hepimiz hmm. gördük. Yani Malatya yolu üzerindeki 7'den 77 çocuğundan gencine, yaşsına herkes elinde pankart açarak ücretsiz çorba, ücretsiz çay, ücretsiz, yemek diyerek bu tür güzelliği yaptıkları için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Deprem bölgesine gittik. Karınca kararınca hepimiz elimizden gelen şeyleri yapmaya çalıştık. Yani şöyle bir baktığımızda gerçekten çok acı bir olayla karşı karşıyayız. Yani e, vatandaşlarımızın zaten bir taraftan vefat etmesi, e, enkazın altında kalması, kurtarılanların e, sevinci, hüznü, e, hepsine baktığımızda gerçekten şöyle bir baktığımızda e, koca bir devlet, bir Avrupa'daki koca bir devletin yok oluşu gibi bir durum. Ama Türk milleti azizdir, Türk milleti liderdir. Bunun üstesinden gelir. Gerçekten de geldi. Tırlar dolusu, 150 kilometre kuyruk vardı. Ve inanın Hatay'ından tutun, Antep'in, Gaziantep'inden, Kahramanmaraş'ından, Adana'sından, Osmaniye'sinden, yani buralarda o kadar çok tırlarımız vardı ki inanın indirecek yerimiz bile e, ayarlayan açını çektik. Ama e, şunu da gördüm orada. Hani konu biraz da bizi de ilgilendiriyor risk yönetimi olduğu için e, yapılarımızla alakalı gerçekten daha çok dikkat etmemiz gerektiği kanaatindeyim. Yani belki kolonlarda belki kirişlerde bazı şeyler olmamayabilir ama yapıların e, daha sağlam, daha güvenli daha oturulabilir e, seviyelere gelmesi gerektiğini, daha çok denetimin olması gerektiği inancındayım. Öyle söyleyeyim. İnşallah bunların hepsi zamanla yerine oturacak. Daha doğru kararlar, daha güzel kararlar alınarak e, vatandaşlarımıza zaten en kısa zamanda evlerine geri dönecekler. Yani. Evet. Yani bu zamana kadar dediğiniz gibi efendim, belki de işte o e, tam manasıyla e, yapılmayan, maalesef bir yerden bir şeyler kaçırmaya çalışarak, doğru mu efendim, insanların müteahhitlerin yapmış olduğu binalar işte bu şekilde enkaza dönüştü. Ve şimdi şöyle bir şey de var. tabi insanlar çekiniyor. Özellikle neden? Hani başımıza gelmeyince bilemiyoruz ya Yakup Bey biliyorsunuz siz de. Özellikle hani eee işte gelinecek bakılacak. Eğer depreme dayanıklı değilse yıkılacak. İşte bir bina yok olacak. İşte bir bina üzerimize enkaz olarak yok olduktan sonra canlı gittikten sonra ne yarar? Öyle de olsa da gidiyor. Doğru mu efendim? Evet. Böyle olsa da gidecek. En azından içerisinde kimse yokken e, kontrollü, doğru mu efendim? Şey, şeyli bir şekilde, tedbirli şekilde yıkılır. Yeni bina nasıl soy yapılır. Doğru mu? Mesela bundan da galiba çok fazla bir çekingenlik var tüm Türkiye'de. Önümüzdeki İstanbul depremi her gün konuşuluyor. Bugüne kadar da her gün konuşuldu. Maalesef bu tedbirleri artık, artık almamız gerekiyor efendim. Şimdi Türkiye zaten deprem bölgesi haritaya baktığımız zaman aslında e, okullarda okutuluyor da hı hı. hani biraz es geçiliyor, gimme geliyor. Yani artık bu coğrafyada bin yıl boyunca yaşayan bir milletiz normalde. Ama artık o bin yılın içerisinde de kendimizi güvende hissedeceğimiz Konutların yapılması gerekiyor. Evet. Yani çünkü belli olan bir şey var burada. Hani e, fay hatları diyoruz. Zaten yer küreyle şeyin kayması sonucu oluşan bir e, enerji patlaması deprem dediğimiz şey. Ama e, daha güvenli yapılar yapılabilir mi? Yapılabilir. E, yapılan yerler örnek veriyorum fay hattı üzeri olmamayabilir mi? Olmamayabilir. Hani buna dikkat etmemiz gerekiyor. Ee, biz gezdiğimizde şunlara baktık. Bir de yapılarında e, önemi çok. Toki bölgesinde yani çatlamalar bile yok. Evet. Yani baktığımızda tünel kalıplar yani demek ki sağlam yapılar olursa çok büyük bir sorun teşkil etmiyor. Mesela Elbistan efendim 7.6 ile sallandı. Hiçbir evet. Toki'de hiçbir sıkıntı yok. Yani Elbistan şimdi bir ilçe doğru mu efendim? Hani Maraş büyük bir ilçe. değil. Evet, evet. ee, Maraş'ta hani her yeri aynı şekilde bir kıtsasa koymak zor olabilir. Ancak Elbistan ilçe belli. Yeri belli yani alanı belli ve 7.6'lık bir deprem ve o öyle bir depremde öyle bir yerde bir alanda yani Tokyo kontrolünde bak bilmiyorum gördünüz mü Sapa sağlam Sapa sağlam duruyor evet. Burada işte yapı tarzıyla alakalı yani evet. burada e, gerek yapı denetime çok iş düşüyor gerek müteahhit firmalara çok iş düşüyor. Yani e, geçen bir yerde yazıyı okudum da bu deprem haritasını diyor tüm müteahhitlere tüm okullara. Yani her yere alsın diyor. Çok evet. doğru bir şey. Yani yaparken eğer işçiliğimiz, malzememiz bunların hepsi daha kaliteli olursa buna emin olun yani orada tabut yerine yaşam alanı şekline çıkar. Bu güzel. Bir de mesela özellikle ben şeylere baktım Kahramanmaraş bölgesinde. Bu iki katlı yerler var. Yani çok çok eski ama hala yerinde duruyor. Zemin çok önemli burada. Yani e, zemin etütleri yapan uzmanlar var. Ona göre gitmek gerekiyor ama tedbir almak gerekiyor ne olursa olsun. Kesinlikle. Burada bunu gördük. E, bu e, depremde büyük bir ders çıkartmamız gerektiğini anladık. İşte bu dersi nasıl çıkaracağımız önemli. Bundan sonra nasıl hareket edeceğimiz önemli. Bundan sonra neye bakacağımız önemli. Ve gerçekten de bu ee, mesela bu bölgede 10 ilde toplasanız belki 15 ilde çok şiddi, şiddetli şekilde his. Mesela Kayseri'de çok şükür bir e, enkaz olmalı ama Kayseri çok büyük etkilendi yani çok büyük sallandık hepimiz biliyoruz yaşadık yani. Ee, ben bununla ilgili Yalçın Bey şöyle söyleyeyim. Biz e, zaten herkes gizli sabah depremini evde hmm, yaşadık. Evet. Yani daha önce de bu e, şeyi deprem yaşamıştık ama hani hiç bu kadara büyük bir depremle karşılaşmamıştık. Hmm. Ee, ikinci depremde de baya bir iş yerindeydik onda da baya bir sorunlarla karşılaştık. Kayseri'de evet evet belki riskli bölge gibi durmuyor ama yani baktığınızda bazı binaların da e, kontrolden geçmesi gerektiği inancındayım. Evet, evet. Ee, çok korkuttu, çok sıkıntılar yarattı, insanlar baya bir korktu. Hani e, büyük bir ihtimal bunların hepsi zaten şu anda devam eden bir e, denetim var denetimden sonra hangi binalarda sıkıntılar varsa o binalar gerekli belediyelerimiz tarafından gerek mühürlenecek, gerekse yıkılacak. Onun yerine yenileri yapılacak. Depreme daha dayanıklı yapılacak. Dün bir yurt dışından Almanya'dan hayırseverler geldi. Onları karşıladık. Sabah da onları yine Antep tarafına, Gaziantep tarafına yolcu ettik. Samsunluydu abimiz. Te, Samsun'daki akrabalar e, depremi çok hissettiklerini söylüyor. Evet, Bakın evet. Kahramanmaraş, Samsun, Kayseri. Yani gerçekten çok zor ve üzücü bir olay. Allah bir daha yaşatmasın diyoruz. İnşallah. İnşallah da önlemini alırız her kesinlikle, konuda. Kesinlikle, kesinlikle öyle. Tabii dediğin gibi efendim özellikle bu e, her ilde bu kadar yani hissedilirken hani depremin hissedilmediği yerde bile bu olayların işte bu görüntülerin orada hayatını kaybeden vatandaşların işte o enkazlar herkesin yüreğini dağladı. Gerçekten herkes paramparça oldu. O nedenle belki ders çıkarma olasılığımız daha da artacak. Yani inşallah böyle umuyoruz. Bu noktada da tabii ilk başta aklımıza farklı tedbirler geliyor. İşte binaların düzgün bir şekilde yapılması, yapılmayanların yıkılıp yerine daha düzgün binaların, güvenli binaların, depremde yok olmayacak inşallah binaların yapılması en baştaki etkenler. Tabii özellikle bu konuda da sigorta da gündemde şu anda. Nasıl gidiyor sizin için? Depremden öncesiyle depremden sonrası size başvurular ne kadar değişti? Detayları sizden dinleyelim. Yaklaşık 25 yıldır bu mesleğin içerisindeyim. Hmm. Yani genel olarak gerek sosyal medyada gerek televizyonlarda e, bilgilendirmeler yapıyoruz. Evet. Yani deprem olmadan önce de deprem olduktan sonra da bu devam edecek gidecek bilgilendirmelerimiz tabii. Ama şu bir gerçek hayatımızda sigorta olmazsa olmazların içerisinde Yalçın Bey. Evet. Çünkü e, mal canın yongasıdır. Her halükarda bir şeyi e, riske atmak doğru değildir. Şimdi depremden önce e, rutin halde giden e, bazı işte zor, zorunlu deprem sigortasıyla konut sigortası herkes dask policesi yaptırıp gidiyordu. Şimdi ise iş değişti, daha fazla artmaya başladı, talepler çoğalmaya başladı. Çünkü herkes gördü ki yani Kayseri'de bir deprem olduğunu ve hatta binalarda çatlaklar meydana geldi, herkesin dairesinin içerisinde hasarın olduğunu görünce, risk teşkil olduğunu görünce. DASK poliçesinin ve konut poliçesinin Önemi daha iyi algılandı Onun için de şu anda Gelen talepleri Daha fazla karşılıyoruz Çünkü herkesin de yaptırması Gerektiği inancındayım çünkü Sadece zorunlu deprem sigortası değil Konut poliçesiyle beraber tamamlayıcı Bir unsur olduğu için Bunu yaptırmaları gerekiyor Şimdi Konu açılmışken DASK dediğimiz Bir poliçemiz var Dask 17 Ağustos 27 Aralık 1999 tarihindeki bir 23.919 sayılı kanuna göre Dask ve Doğal Afet Sıkıntıları Kurumu kuruldu. Bu da 17 Ağustos 1999 depreminden sonra önlem alınması istendi. O tarihten bu zamana kadar zorunlu deprem sigortası, doğal afet sigortalar kurumu diye. Kısaltılmışı da DASK diye geçer. Zorunludur. Ama halk bunu şöyle biliyor. Yani vatandaşlar e, başına gelmeyenler için söylüyorum. Ya işte e, KASKİ'de, doğalgazda, ne bileyim işte elektrikte, tapuda kullanmak için e, ya DASK zorunluymuş, işte bunu yaptıralım. E, hemen e, işlemi bitirelim gibisinden düşünülüyor. Ama biz elimizden geldiği kadar hani e, vatandaşlarımıza bilgi veriyoruz, doğru poliçeyi yapmaya çalışıyoruz e, ve e, kendilerine konut sigortasını dahil etmeleri gerektiğini söylüyoruz. Evet. Yani şu an e, fazla <laughs> bir yoğunluk yaşıyorsunuz değil mi? Öyle evet bir... evet. Yoğunluk yaşıyoruz şu anda. Öncesine göre yani... talep arttı, Hı. daha fazla talep arttı. Yani e, bu şey gibi e, kaskoda da vardır. Yani bir fırtına gelir veya bir güzel bir dolu yağar. Ondan sonra ertesi gün herkes kasko yaptırmaya başlar. Hı, hı Bunun gibi düşünün. İlla risk olmasını beklememek gerekiyor. İlla bir şeyin olması veya bir riskin oluşmasını da bek beklememek gerekiyor. Şu anda talepler var ama bu talepler sürekli olması gerekir. Yani hayatımız boyunca devam eden, illa riski beklemeden devam eden bir süreç olması gerekiyor. Her yılda yenilenmesi gerekiyor. Evet. Ki başımıza geldi şu anda görüyoruz. Yani DASK artı konut sigortası olan insanlar şu anda hasar dosyalarını açtığında paralarını yani zararı karşılanacak. Evet. Şimdi ee, dediğiniz gibi özellikle şu an başımıza geldi görmüş olduk falan ama sigortanın önemini daha detaylı bir şekilde dinleyelim sen, sizden. Neden bu kadar önemli sigorta? Şimdi şöyle e, ee zorunlu deprem sigortası artı konut sigortası diyoruz. Deprem sigortası doğal bir afet sonucu oluşacak risklere karşı yapılan bir poliçedir. deprem esnasında das DASK poliçesi devreye girer ve depremde eğer binanıza veya dairenize zarar gelmişse DASK poliçesi karşılar. Bunların da katmanları var. Metrekareye göre değişir. Özür dilerim. Bu metrekareye göre değişir ve metrekareye göre de fiyatlandırma yapılır. Ee, ilave olarak e, deprem oldu, evimiz yıkıldı Allah göstermesin e, ve içinde eşyalarımız da gitti. Konut sigortamız da varsa eğer, aynı trafik sigortasıyla kasko gibi tamamlayıcı bir unsur bu. Belli bir kısmını, örnek veriyorum 150 metrekare bir yerimiz var. İşte 150 metrekarelik yerin primi ortalama 200 lira civarında. DASK bunun binanın 452 bin lirasına kadar karşılar. İşte binamız kaç lira? 1 milyon lira. 452 bin lirasını DASK öder, kalanını da konut sigortası öder. Onun için hem konudu hem DASK poliçesini aynı anda yaptırmaları gerekir. Ee, sadece doğal afet olarak da düşünmemek gerekiyor. DASK sadece doğal afeti karşılar. Konut sigortası ise yangın, yıldırım, infilak, e, dahili su patlaması, laminet parkaları sılaması, alt komşunuza vereceğiniz zarar ziyan, yangın sonucu üst komşulara vereceğiniz zarar ziyan, e, kapıda kaldığınız çilingir hizmetleri, cam kırıldı, işte asistan hizmetleri, bunları karşılayan bir teminat. Yani içeriği daha da geniş aslında. Onu da ilerleyen zamanlarda anlatayım. E, her ikisinde toplasanız inanın çok büyük bir primler de teşkil etmiyor. Yani e, yıllık ortalama normal bir evin sigortası DASK artı konut ortalama 2000 ile 2500 maksimum 3000 lira civarında çıkıyor. Yani yıllık ödediğiniz rakama baktığınızda yani evinizde bir cam kırıldığında o camı taktırmak için en az 2000 lira 3000 lira para vermeniz gerekir. Bir cam fiyatına evinizi Tamamen risklere karşı koruma altına alıyorsunuz. Evet. Peki neden sadece DASK bu hepsini kapsamıyor ve DASK'la konut sigortasını bir yaptırmak zorundayız? Her şey Aynı trafik sigortası gibi düşünün. Zorunlu trafik sigortası karayollarında e, çıkabilmeniz için yapılması gereken hı hı. ve üçüncü şahıslara vereceğiniz zarar ziyanlarla alakalı devlet bunu vatandaşına güvence altına alıyor. Zorun Deprem Sigortası da dedim ya 17 Ağustos 1999'daki depremden sonra önlem alınmak amacıyla kurulan bir doğal afet sigorta kurumu tarafından yürütülen bir poliçe. Şimdi sadece DASK yani diyor ya biz deprem bölgesindeyiz işte biraz önce haritayı gördük ekranda deprem bölgesinde olduğumuz için de bunu zorunlu kılıyoruz. Ama bunun yaptırabilirliği olmalı. Yani e, poliçeyi yaptırıp bir yıl sonra e, yenilememeleri e, olabiliyor vatandaşın. Yani bu öyle bir şey olmalı ki konut artı DASK artık tamamen zorunlu olmalı. Ve bu olmadığı sürece gerekiyorsa yani elektrik, gerekiyorsa doğalgaz, gerekiyorsa suyu vatandaşın otomatikman durdurulmalı. Çünkü artık deprem bölgesinde yaşıyoruz. Bu bir gerçeği görüyoruz. Ve başımıza bir şey geldiği zaman bir başkalarından beklemek yerine otomatikman kendi poliçemizden her şeyi alabiliriz. Yani yapılması gerekiyor, zorunludur. Konut sigortası zorunlu olmadığı için konut sigortası bunun içerisine dahil olmuyor. ilave yapılması gerekiyor. Evet. Yani peki bunu da o zorunlu olan poliçenin içerisine eklemiş olsalar en azından dedim bilemiş olduğunuz gibi ee, hem bütün zararların karşılanabilmesi hem de oluşabilecek evle alakalı bazı işte şeyde örnekler verdin. Çiçekli gir hizmeti, cam kırılması vesaire diye. Onlarda da yine vatandaşların e, sorunlarını gidermesi açısından. Yani o da DASK gibi zorunlu olmuş olsa kötü olur mu ya da iyi olur mu? Konu sigortasıyla DASK zorunlu olsa çok daha güzel olur. Hmm. O bir gerçek yani. Ama işte deprem gerçeği olduğu için ülkemizde zorunlu olarak DASK getirdiler. Ha ilerleyen günlerde tabii Büyüklerimiz örnek veriyorum bir genelge veya herhangi bir kanun çıkartır ikisini beraber birleştirebilir veya içerisine dahil eder. O ayrı bir olay. Ama vatandaşlarımızın yapması gereken evine her halükarda doğru metrekareyi, en başta da en önemli şeylerden bir tanesi bu. Doğru metrekareyi vererek DASK bolçesini yaptırması, doğru metrekare ve doğru bilgileri vererek konut sigortasını yaptırması gerekir. Şimdi konut sigortası öyle bir şey ki e, biliyorsunuz fırtınalarla da karşılaştığımız oluyor. Binaların üzerinde e, çatıların uçtuğu hatta bazı binaların e, yandı şey e, çatılarının yandığı, dış cephesinin yandığı e, risklerle de karşılaşabiliyoruz. Şimdi eğer sizin konut sigortanız varsa ortak alanda, yapılması gereken çatı uçması sonucu veya ne bileyim bir yangın sonucu size gelecek rucuları da veya ödemeniz gereken hasarları da konut sigortasından ödetebiliyorsunuz. Ya Bunu e, birçok yerde gördük. Yani 1000 e, lira, 2000 lira veya 3000 liradan kaçıp bir çatının maliyeti ortalama 250 bin ile 500 bin lira arasında metrekareye göre değiştiği gibi e, konut maliklerine gelen ee, ödemelerle pay oranında dağıtılıyor. Bu pay oranındaki dağıtılanı da konut sigortası olanlar karşılayabiliyor. Evet. Şimdi efendim DASK nasıl yapılıyor? Oradan biraz ilerleyelim. En azından hani DASK'ın kapsamları yine önemli. Önce bir nasıl yapılıyormuş? Oradan sonra da kapsamlarına gelelim. Ee, DASK poliçesi yaptırabilmesi için Hı -hı. kişinin tapusu olması gerekiyor. Hı -hı. Tapu ile beraber TC kimlik numarasını Doğum tarihi gün, ay, yıl olarak vermesi gerekiyor. Binanın yaşı, binadaki e, kat sayısı gerekiyor e, ve metrekare gerekiyor. Metrekareyi ve diğer bilgileri verdikleri zaman e, çok kısa sürede, bir iki dakika içerisinde zorunlu deprem sigortasını yaptırabiliyorlar. Ben e, kısaca şundan da bahsetmek istiyorum. İşte biraz önce bahsettiğimiz işte e, 150 metrekare, 100 metrekare. Şimdi DASK poliçesi yaptırınca binanın hepsi yani dairenin hepsi ödeneceği zannediliyor. Yanlış bilgilendirme bunlar. E, metrekareye göre de DASK'ın içerisindeki teminatlar değişiyor. Yani. Örnek vereyim işte e, bir konut en yüksek tazminat 640 bin liraya kadar ödüyor. Sizin isterseniz 400 metrekare eviniz olsun. 4 milyon lira olsun evinizde. Ee, örnek veriyorum 640 bin lirasını dasklan alabilirsiniz. Eğer konut sigortanız varsa 640 bin liranın üzerine konut sigortanız öder. Eğer sadece DASK yaptırırsanız sadece oradaki kısım hatta bu eksik sigortaya da girebiliyor ama DASK e, olduğu için 640 bin liraya kadar alıyorsunuz. Bu sefer geriye kalan para cebinizden çıkmış oluyor. Onun için de DASK'la beraber konut sigortasını yaptırdığınızda birbirini tamamlayan bir unsur oluyor poliçe oluyor ee, diğer bir şey de örnek veriyorum en düşükte e, DAS poliçesi şu anda 50 metrekare 90 TL civarında Evet bu önemli şimdi e, şöyle bir konu var mesela DAS neleri kapsar e, detayında binanız tamamen ya da kısmi olarak zarar görmüş olsa da teminat altındadır diyor yani ne ifade etmeye çalışıyor burada? Şimdi az önce dediniz yani DASK bütün parayı ödemiyor. Doğru mu efendim? İşte 1 milyon evinizin değeri işte ne diyelim dedik ki 400 bin TL'sini ödüyor. Mesela burada da kısmi olarak zarar görmesine vesaire de yani nasıl değişiyor bu denge? Ben şöyle söyleyeyim orada şimdi Kayseri için konuşuyorum. Hı -hı. Kayseri'de birçok binanın hani zemine oturmuşluğu olayı var Hı -hı. ve özellikle bu yeni binalarda gördük. Daha çok talep oradan geliyor hasarlar, duvarlarda çatlamalar meydana geliyor. Bu duvarlardaki çatlamalarda da DASK'ın içerisine giriyor zaten. Teminata dahildir. dasta şöyle bir şey var. Sigorta bedelinin %2'si oranında muafiyet var. Yani örnek veriyorum sizin sigorta bedeliniz 500 bin lira. %2'si 10 bin liraya tekabül hı. ediyor. 10 bin liraya kadar olan bir hasarınızı sigorta polisi ödemiyor. Ancak ben parantez içerisinde hı hı. söylüyorum. Bunu Doğal Afet Kurumu Başkanı ve gerekli görüşmeleri yaparak belki muafiyeti kaldırma ihtimalleri de yüksek. Yani çünkü devamlı e, bu tür gelen hasarlarla alakalı muafiyet altı kalacak hasarlarımız da çok. Yani bir duvar çatlaması, ortalama bir boya veya işçilik dahil yapılacak rakam 2000 lira veya ne bileyim 1000 lira civarında. Hadi maksimum 3000 liraya çıkar duvarın sadece çatlaması, boyaması vesairesi bu yapılan DASK da muafiyet altı kalacak. büyük bir ihtimal böyle bir konuşmada geçiyor. Yüzde iki muafiyeti kaldırırlarsa zaten duvar çatlamaları veya ne bileyim evdeki eşya haricindeki binayı tamamlayan unsurlardaki hasarları da e, zorunlu deprem sigortası karşılayacak. Şimdi, yani şöyle mi? Şöyle doğru mu anladım efendim? Mesela e, bina diyelim ki 500 bin liralık bir teminatı var bu kapsamda doğru mu? DAS kapsamında. Evet. E, 10 bin liralık bir boyası akmış. Biz bunu yaptırdık bunu DAS karşılamıyor. Öyle mi efendim? Poliçe içerisinde var. Evet karşılamıyor. Yani %2 muafiyet Ama var. Ama 15 bin lira olsaydı karşılayacaktı. 10 bin lirasını düşecek, 5 bin lirasını karşılayacak. He, anladım. Yani orada %2 muafiyet Neden herhalde. Neden böyle karşıma. bir şey var peki? Neden yani? yani bu e, tüm sigorta şirketlerinde muafiyetler vardır bu muafiyetler, uygulanır. Şey için mi acaba? küçük Aynen. hasarlarla He. uğraşmamak için Aynen, yapılan tamam. bir şey. Ama dedim ya hani e, asrın felaketi adı altında söylenen bir şey bu. Hani çok büyük bir depremle karşı karşıya kaldık. Hani burada belki Doğal Afet Kurumu şunu diyebilir. Ya biz e, muafiyetle alakalı yardımcı olacağız. Muafiyeti kaldıracağız. Vatandaşlarımızın bir TL'de dahi olsa hasarını ödeyeceğiz. Bunu diyebilir. Ee, burada o açıklamayı da zaten e, bekliyoruz. Şöyle e, <laughs> DAS'la beraber büyük hasarınız varsa örnek veriyorum o da konuta devri e, konut sigortanız varsa o devreye girecek. Onun haricinde de yani e, dediğim gibi e, DASK mutlaka yapılması gereken bir poliçe artı konut mutlaka yapılması gereken bir poliçe. Evet. Şimdi gelelim konut polisçesine. İlk olarak konut polisçesinde eşyalar da sigorta altına alınmış oluyor mu? Eşyalar için ayrı bir polise gerekiyor mu? Yalçın Bey hemen oraya geçmeden önce şimdi DASK'la bir şey daha var. Tabii. Şimdi biliyorsunuz şu anda hali hazırda talepler var, hasarlarımız var. Hı -hı. Bunun için vatandaş ne yapması gerekiyor? Hı -hı. Biz elimizden geldiği kadar yine sosyal medyada, veya sizin kanalınızla bilgilendirme yapıyoruz. Müşterilerimize gerek WhatsApp'tan gerek işte dediğim gibi sosyal medyadan bilgilendirme yapıyoruz. Alo 125'i arıyorlar. Hı hı. Alo 125'te TC kimlik numaralarını veriyorlar. Ya da internetten direktmen dosya açabiliyorlar. Alo 125'ten dosyayı açtıktan sonra Doğal Afet Kurumu eksper yönlendiriyor. Eksper yönlendiriyor. Bu eksper şu anda ortalama bir 10 gün içerisinde geliyor. Biliyorsunuz baya bir hasar var evet. bu küçük bir hasar değil. Ee, daha sonra da poliçe e, hasar dosyası açıldıktan sonra teklifler alınacak. Evin hangi bölgesinde ne varsa bununla alakalı e, vatandaş e, kendisi e, yaptıracak e, muafiyetin üzerinde ise biz hani diğer şeyi unutalım muafiyetin üzerinde ise bir sıkıntı yok. Ama muafiyeti kaldırırlarsa hiçbir sorun yok zaten. Hı hı. Direktmen e, hasarlarını alabilecekler. Orada işte duvarın çatlaması olsun veya ne bileyim kağıtları olsun, boya badana işleri olsun. Bunların hepsi zaten yapacak e, firma e, gerek şekilde teklifini hazırlayıp verdiğinde Doğal Afet Kurumu da e, gerekli ödemeyi yapacak. Anladım. Şimdi bir bina düşünelim. Konu sigortasına geliyorduk ama şimdi siz anlattıkça tabii, e, tabii konu tabii. derinleşiyor. Buyurun. Bir bina düşünelim. Her katta iki e, daire var. E, beş katta bir bina. On tane de daire bulunuyor. Sekiz kişi yaptırmış sigortasını, daskını. iki kişi yaptırmamış. E, i̇şte bedeli de bir milyon lira her bir dairenin. Öyle bir örnek verelim. İşte üç yüz bin lira, beş yüz bin lira her biri alacak. Bu iki kişinin mağduriyeti o sekiz kişiyle beraber giderilebilir mi sigorta kapsamında? Hayır. Şimdi şahsı özeldir sigorta. Hmm. Yalçın Bey evine daskı yaptırıyor. Ben yaptırmıyorum. Şimdi Yalçın Bey bunu ne için yaptırıyor? Başıma bir felaket gelirse bunun karşılığındaki riski sigorta şirketinden tanzim etmek için yaptırıyor. Ben yaptırmıyorsam ben herhangi bir şey alamam. Hmm. Ama diğer 8 kişi doğru mu efendim? Tabii. DAS kapsamında e, hasarının belli bir oranını doğru mu efendim? Tabii tabii tabii. Belli, belli oranında yani örnek veriyorum 1 milyon liraysa binası 640 bin lirasını metrekareye göre de değişeceği için alabilir. Orada bir sıkıntı yok. Burada önemli bir konu daha var. Ondan hı. bahsetmek istiyorum. Tabii 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 muhakkak. Konu çok önemli bu noktada. <laughs> Binalarda ortak alan sigortası var. Hı hı. Şimdi ikimiz de aynı binadayız. Şimdi sizin daire farklı, benim daire farklı ama bir de ortak kullandığımız alanlar var. Aynı. Asansör dairesi Aynen. var, çatı var, işte Aslında temeller şey... var, işte dışarıdaki kamelyalar var. Şimdi sadece bizim DASK ve konut yaptırmamız da bizi ilgilendiren ve bizim hasarımızı ödeyen bir kısım. Hı hı. İyi de ikimiz de aynı binaya tekrar çıkacağız. Tekrar almamız lazım orayı. Zaten toprak bize ait. kat malikiyiz. Örnek veriyorum. Şimdi e, burada binaların da ortak alan sigortası yaptırması gerekiyor. İnanın çok büyük para değil. Belki daire başı 150-200 lira. Yıllık ödeyeceği rakam belki 300 lira. Ama bir fırtınada o çatının atması veya yanması veya işte bahçe duvarının e, yıkılması veya çalıştırdığımız e, bize hizmet eden görevli arkadaşımızın başına bir olay gelip sakatlık veya vefat durumunda SGK'nın veya şahsın, eşinin veya çocuklarının binaya açacağı maddi manevi tazminatları veya üçüncü şahısların binanın kusuru veya sorumluluğunda üçüncü şahısların araçlarına veya şahısların kendilerine gelecek maddi manevi tazminatları karşılayan bir sigorta. Aslında olması gereken, zorunlu olması gereken sigortalardan bir tanesi de bu. Hmm. Ve onun içerisinde deprem de dahil. Bakın. Şimdi evet şimdi ortak alan sigortası neyi kapsıyor? <laughs> ortak alan sigortası aynı bizim evimizde dairemizi sigortaladığımız gibi ortak alanımızın da başına bir şey geldiği zaman o riskleri karşılar. Örneklerle Şimdi, gidelim. Az önceki örneği e, yerine getirmiş oluyor mu ortak alan? E, Tabi ortak alan sigortasını yaptırdığı zaman biraz önceki verdiğim e, örneklerin hepsini yerine getirir. Hmm. Örnek vereyim, işte 7 bufor üzerinde bir rüzgar geldi. Hmm. Biz buna fırtına diyoruz. 7 tamam. buforun altı işçilik hatası. 7 buforun üzeri fırtına. 7 bufor ve üzerindeki fırtına da e, ortak kullandığımız binanın çatısı uçtu. Şimdi. Biz bu çatıyı tekrar yaptıracağız. Şimdi çatının maliyeti de 500 bin lira. Hı hı. Şimdi bakın e, az paralardan bahsetmiyoruz. Eğer ortak alan sigortası varsa çatıyı yaptırır. Hiçbir kat malikinde para ödemesine gerek kalmaz. Hı hı. Anladım. Dönüyorum. Yine fırtınadan dolayı duvarlarımız uçabilir. Kameyalarımızdan başına bir şey gelebilir. Bunları da ödüyor. Veya biraz önce bahsettiğim gibi... Artık hepimiz doğalgazla yani bir ne kadar da olsa tehlikenin içerisindeyiz yani. Yani bir borunun patlaması veya herhangi bir yangının çıkması ortak alan içerisinde oluşan risklerde yine ortak alan sigortası ödüyor. Asansör sorumluluk var. Asansörün içerisinde herhangi bir sorun olursa yine ortak alan sigortası ödüyor. Ortak alanda bulunan camlarımızın kırılması ortak alan sigortası ödüyor. Şimdi bunun içerisinde zaten deprem de var. Bir de ayrıyeten kişiler kendi kat malikleri yani dairelerini dask ve konut sigortası yaptırırlarsa bina komple sigortalı olur ve bir risk meydana geldi o polisler o binayı o ada pafta, parsel üzerine tekrardan yerine getirir. Önemli olan insana bir şey olmasın. Evet. Şimdi bu önemliydi. eğer mesela Kahramanmaraş'ta, Hatay'da ya da diğer bölgelerde, deprem olan bölgelerde varsa binaların böyle bir ortak alan sigortası, doğru mu efendim? Bu kapsamda büyük fayda sağlayacak diyebiliriz. Tabii aslında. şimdi DASK var. DASK'ı genel itibariyle e, vatandaş işte kredi çektiğinde yapılıyor. E, bankaların yapmış olduğu. Veya işte dediğim gibi suyda, elektrikte, doğalgazda kullanmak için yapılıyor. Bilinçli olmasa bile Bunlar zorunlu olduğu için yapılıyor. Bu bölgelerde de ortalama %40-50 oranında zaten bir DASK poliçesi var. Yani DASK poliçesi olanlar zaten direkt otomatikman e, müracaat etmeleri e, yeterli oluyor. Ve zaten şu anda da tüm sigorta şirketleri e, bu depremzedelerin oraya seyyar e, arabalarla giderek tespitler yapıyorlar. Hı hı. Bu tespitler sonucunda da zaten hasar ödenecek. <laughs> konut sigortasından bahsediyorduk. Ben hemen ondan da bahsetmek istiyorum. E, DASK polisini yaptırdık. Aşan kısmı konut sigortası ödeyecek. DASK her halükarda metre karesi doğru olacak. Doğru bilgiler olacak. Ondan sonra da konut sigortasına giriyoruz. Konut sigortasında da evimizde bulunan dekorasyon, evimizde bulunan eşyalarımız, Değerli eşyalarımız, hı hı. E, bunların hepsini e, tüm risklere karşı güvence altına alıyorsunuz. Örneğin altın varsa çalındıysa evde. Şöyle e, birçok sigorta şirketinde şey yok. E, mesela altınla alakalı mücevheratsa mücevheratın bir kimliği var. Onu bilgi vermeniz gerekiyor. Bunu aynı şeyi gibi düşünün. Çünkü eşya sigorta alıyoruz. Biz orada altın, nakit para vesaire değil. Şimdi eğer e, pırlanta gibi bir şeyiniz varsa onun hani elmas, yakut neyse kimlikleri var. Bu kimliği verdiğiniz zaman poliçeye dahil edildiği zaman onu öder. Orada bir sıkıntı yok. Veya ruhsatlı silahınız var. Silahınızın ruhsatını verdiğiniz zaman oraya gerekli bilgilendirmeyi yaptığımız, e, yazdığımız zaman onu öder. E, asıl mesele burada bizim eşyalarımıza gelebilecek zararlar. Neler bunlar? İşte deprem sonucu oluşacak zararlar. Yangın sonucu oluşacak zararlar, hırsızlık sonucu oluşacak zararlar, dahili su patlayıp gerek bize gerek alt komşumuza vereceği zarar ziyanlar. Çünkü bizim hasarımız ödedi ama alt komşumuzun da tabanlar, kapılar vesaireler gidebiliyor. Bu tür hasarları çok görüyoruz. Hem alt komşumuza verdiğiniz zararları ödüyor, hem de size verilen zararları ödüyor burada. Ee, örnek veriyorum artık herkesin evinde e, elektronik cihaz daha geniş, daha evet, büyük, evet. daha güzel e, elektronik cihazlar var. Poliçenin içeriğiyle alakalı, eğer istenilirse elektronik cihaz teminatı dahil ediliyor. Bozulmaları da ödüyor. Bazı poliçelerde, örnek veriyorum, yüksek voltaj geliyor. Hepimizin yaşadığı şeyler bunlar. Yani buzdolabı bozulabiliyor, çamaşır makinesi bozulabiliyor veya televizyon bozulabiliyor. Bunları da sigorta poliçesinin teminatlar çerçevesi içerisinde. 3 yaş, 5 yaş, 7 yaş, 10 yaşına kadar elektronik cihazlarda oluşacak riskleri de karşılıyor. Hatta bazı poliçelerin içerisinde kişisel sorumluluk dediğimiz bir teminat da var. Örnek veriyorum sizin küçük çocuğunuz var. Evde top oynadı, topu çekti, televizyonu kırdı. Veya dışarıda bir başkasının top oynarken aracına zarar verdi. Kişisel sorumluluk sigortasının içerisinde, konutun içerisindeki kişisel sorumluluk teminatından bunu da karşılatabiliyorsunuz. Evet. Şimdi bu olay özellikle önemli çünkü dediğiniz gibi e, oluşabilecek farklı e, durumlarda da doğru mu efendim? En azından bu giderleri karşılıyor. Şimdi tabii bu e, yine konuşacağız bununla alakalı yine soracağımız sorular var. Nerele dikkat edilmeli falan filan nasıl var mı bizim DASK'ımız ya da konut polisimiz vesaire. Bunları konuşacağız ama bir hesap yapalım. E, DASK ne kadar tutuyor? Ee, konut poliçesi kaç para tutuyor? Şimdi en çok bu merak ediliyor efendim. Doğru mu? Ee, evet. Mesela bu çok uygun bir şey olsa belki daha fazla yaptırılacak. Şimdi bu da önemli çünkü biliyoruz ülkemizde. Ee, bunun hesabını yapalım bakalım kaç diye tekabül ediyor ee, bir konut poliçesi ya da DASK. Buyurun. Şimdi e, dask'tan bahsedeyim. 100 metrekare bir eviniz varsa DASK poliçeniz 301 TL. Bu 150 metrekare ise 50 e, hmm. 452 bin liraya kadar ödeme yapıyor ee, ve en fazla metre, 200 metrekarenin üzerinde ise 603 liraya kadar ödeme yapıyor. Şimdi e, en yüksekte 300 liraya kadar şey yapıyor. Das poliçesi tutuyor. Aslında das para değil. Yani 90 liradan başlıyor 350 liraya kadar metrekaresine göre değişiyor. Yani 100 metrekare ise benim evim örnek veriyorum e, 150 170 civarında bir para ödüyorsunuz. ...ilave konut sigortası yaptırıyorsunuz. Metrekareye göre değişiyor. 100 metrekare evimiz yine DASK'tan gidelim. İçerisinde de 250 bin liralık eşyamız olsun. 1 milyon lira da dairemiz olsun. 1 milyon 250 bin lira oluyor. Bunun karşısında ödeyeceği rakam da ortalama 1500 ile 2000 lira arasında. Yıllık ödeyeceği rakam. Bunu da 9 taksit ödüyor. Yani riske attığımız şeye bakıyorum. Ve sigortaya bakış açımıza bakıyorum. Ha, geçmiş yıllara göre Gerçekten güzel yerlere geliyoruz. Ama yeterli mi? Bence yeterli değil. Çünkü olması gereken sadece biz kendimizi değil, kendimizle alakalı diğer e, komşularımızı da aslında riskini almış oluyoruz. Konu sigortasında dedim ya bir yangın olsa Allah göstermesin ortak alanda da bir sürü sorun yaşatabiliyor ve sizin başkalarına verebileceğiniz zarar ziyan da var burada. Sizin hasarınızı öderken bir başkasına vereceği zarar ziyanı da böylelikle ödemiş oluyor. Evet bu da önemli gelişmeler arasında. Yani şunu söyleyebiliriz çok fazla bir tutar yok bu noktada. Yok. Özellikle hem DASK bakıldığı zaman hani 300 lira hadi 400 lira olsun vesaire. Hadi o bir şekilde karşılıyor. Hadi diyelim ki orada da şu var diyelim ki hadi hepsini karşılamıyor. Zaten konut poliçesini yaptırabilmemiz için de önce dask yaptırmamız gerekiyor, doğru Dask, evet. Dask yapılacaksınız, ondan sonra konut sigortası yaptıracaksınız. Yani sadece mesela vatandaş geldi ben sadece konut sigortası yaptırmak istiyorum dedi olmuyor, değil mi? Konut sigortası yaptırabilir ama depremsiz yaptırır bu sefer. Depremli yapılır ama dask olmadığı için daskı aşan kısımdan sonra girer. Mesela örnek görüyorum 500 bin lirasını şeyden alacağız, daskdan alacağız, dask yapılmamış. Yani konut yaptırdın, o 500 bin lirayı zaten ödemeyecek, dask olmadığı için. Yani onun için DAS poliçesi zorunlu ad üstünde. Bunun hani tartışmasız yapılması gereken bir şey. Ama mesela konut poliçesi hepsini kapsamıyor mu? Hayır. Bir kere DASK poliçesi yapılacak. DASK'taki o deprem teminatı ile alakalı. Sadece depremi söylüyorum He. Doğal afet sigortalar kurumu. Yani selden e, de gidebilir ev mesela. Doğru mu? Sel felaketinden. Tabii tabii. Yani Peki. şimdi doğal afet sonucu oluşacak risklerde DASK devreye girecek. DASK'ı aşan kısımda konut devreye girecek konut devreye girdiğinde tamamını ödeyecek bu sefer. Ama siz DASK yaptırmıyorum dediniz. Sadece konut sigortası yaptırıyorum. Eğer doğal afet olursa, doğal afet olduğunda DASK devreye gireceği için, oradaki teminatı alamadığı için aşan kısmı ödeyecek. Anladım. Biraz önceki muafiyet meselesi gibi. Yüzde iki dedik ya. Hı hı. Mesela burada da bir milyon liralık hasarım var. E, DASK'ım yok. E, 500'ünü DASK ödeyecekti. DASK yoksa sadece 500'ünü onda da deprem teminatı varsa konutta çoğu şirket DASK olmadığı için deprem teminatı da biliyor. Onun için yani yapılması konut gerekiyor. Yani konut poliçesi tek başına her şeyi karşılıyor diyemeyiz. Hayır, diyemeyiz. Anladım. Mesela depremden ötürü değil de, e, yanlış bir e, yapıdan dolayı bina yıkıldı. Öyle şey, işçilik hatası. İşçilik hatası vesaire. Evet. Ve bu noktada da vatandaşın DASK'ı yok, sadece konut poliçesi var. Yine aynı şekilde yarısını mı karşılayacak? Yok. Şimdi işçilik hatası farklı bir olay. Hı hı. Şimdi bunu da düzeltmek lazım. Güzel bir soru. Çok teşekkür ederim Yalçın Bey. Şimdi e, sigorta işçilik hatasını ödemez. Çünkü bu işçilik hatası. Yani, i̇şçilik hatası zaten bildiğim kadarıyla e, hukuken bir olaya giriyor. Doğru mu? Bunu şöyle düşünün. Şurada televizyonumuz hı hı. var. Arka tarafta montaj edilmiş. Kendi kendine düştü. Bir sebep bir... Herhangi bir sebep yok. Hı hı. Kendi kendine vidayı bıraktı düştü. Bu ödenmez. Ama arka tarafından bir su borusu gidiyordu. Boru patladı. Vidayı çıkardı. Televizyon düştü. Bir sebep bir sonuç. Hı. Yani bir sebep olması lazım. Anladım. Buradaki sebep ne? Oradaki giden su borusunun patlaması sonucu oluşan hasar. Ondan dolayı bu e, işçilik hatalarının hiçbiri ödenmez. Örnek görüyorum. Bazı banyolarda zamanla fayansların kabarmaları meydana gelir. Evet. Yani arka tarafta boşlama diyorlar buna, sıva boşlaması. Bu işçilik hatasıdır. Şimdi sigorta yaptırdım, bunu öde. Ödemez. Yani çünkü orada bir hasar varsa ya yukarıdaki komşundan gelecek su, onu bırakacak. Ya senin orada örnek veriyorum banyonun içerisinde o su borusu patlamış olacak. Ondan dolayı fayanslar düşmüş olacak. O şekilde öder. Yoksa işçilik hatası ödemez. Bugün düşün en büyük şeylerden bir tanesi de mutfaklardaki o dolaplarımız var ya. Hı hı. İşte üst dolaplar özellikle porselen tabaklar aşırı derecede konabiliyor. Mutfak dolaplarının montajı çok önemli. Bazen bir bakıyorsunuz dolap kendiliğinden düşmüş. Şimdi içindekilere mi yanarsın, dolaba mı yanarsın, sigortanın ödemeyeceğine mi yanarsın? Maalesef. İşçilik hatasını e, için bir şey yapabiliyor mu vatandaş? Yani onun bir karşılığını bulabiliyor mu? Ya şöyle evi aldıysanız, hı hı. işçilik hatası sonucu başınıza bir şey geldiyse zaten tüketici hakları var. Önce oralara gitmeden önce müteahhit firmayla görüşürsünüz. Müteahhit firma gelir. Ben inanıyorum ki hele ki Kayseri gibi bir yerde hiçbir müteahhitimiz ben bunu ödemem veya ben bunu yapmam demez. hı. Yani çünkü e, birçok müteahhitimizle de görüşüyoruz. Hatta vatandaşlarla görüştüğümüz oluyor. Evdeki ampul 3 yıl sonra patladığında müteahhite alo dediğinde gelip taktıranlar var. Yani önce müteahhitle o hmm. yani o işi yapan inşaat firmasıyla görüşülür. Eğer ki anlaşamazlarsa zaten tüketici hakem heyeti var veya hukuksal olarak hakkını e, savunabilir, alabilir. Anladım. Şimdi onu söyleyince aklıma şu geldi kiralık evde oturan vatandaşlarda DASK ve konu sigortası yaptırabilir mi? Evet. Ee, en çok sıkıntı yaşadığımız konulardan Hı. bir tanesi. Yani ben kiracınızım sizin. Şimdi elektriği açtıracağım. Suya gideceğim. Hı. Doğalgaza gideceğim. Şimdi DASK yapılması gerekiyor. Şimdi siz de yaptırmamışsınız. Hı. Aslında zorunlu olan bir şey. Şimdi Tapu Kim'in adına sizin adınıza Yalçın Hı. Bey. Hı. Ben şimdi benim adıma yaptırsam Olmaz. Çünkü tapu benim adıma değil. DASK nedir? Sigortalıya ödenecek risk sonucu sigortalıya ödenecek. Ben sigortalı değilim ki. Mal sahibi değilim. Yani oradaki malın sahibi kendisi adına o DASK poliçesini yaptıracak, kiracısına verecek. Ama yanlış anlaşılan bir şey var. Kiracı diyor ya kaç kaç kuruş işte 50 lira 100 lira veya 150 lira sen yaptır hallet. Değil. Çünkü yanlış bilgiler yanlış yere doğru götürüyor. Burada iki tane şeyden bahsedeceğim. Bir tanesi işte bu kiracının kendi adına yaptırmasından bahsediyorum. Kiracı kendi adına yaptırmayacak. Mal sahibinin tapusu varsa TC kimlik numarası doğum tarihini alacak. Daskını yaptıracak. Mal sahibinin adına yaptırabilir. Veya mal sahibi kendi adına yaptırabilir. Bir de tapuda böyle bir sıkıntı yaşanabiliyor. Ben size evi satıyorum. Das poliçesi isteniyor. Şimdi kendi adıma das poliçesi yaptırıyorum. Şimdi tapuda ise tam tersi olması gerekiyor. Hı hı. Çünkü siz o poliçeyi siz kullanacaksınız. Ben size tapuyu teslim ettiğim andan itibaren benden çıktığı için daskla da alıcının adına poliçe yapılarak işlem yapılması gerekiyor. Hani bu konular hakkında aslında geniş bilgiye ihtiyaç var. Hı. Kurumlarda da geniş bilgiye ihtiyaç var ve kurumların da şuna dikkat etmesini çok arzu ediyorum. Yani vatandaş işte 50 lira veya 100 lira ödeyelim, şu işi hemen bitirelim deyip sadece oradaki e, gerçek amacı e, suyu, doğalgazı veya elektriği almak. Ama diğer taraftan 50 metrekare gösterip eksik sigorta yapmak. Yani i̇şte, kurumlar da evet. bence, e, çünkü kurumların hemen hemen işte belediyelerde özellikle var, kaç metrekare olduğu belli. Bence bir koordinasyon merkezi olarak buranın açık adresi, Buranın metrekaresi hepsi görülmeli. Eksik bir şey yaptırılırsa geri iade edilmeli tekrar düzeltin demeli. Evet. Şimdi özellikle mesela Kayseri'de dediğimiz gibi depremler hani yaralandık. Gerçekten de çok fazla bir şekilde hissedildi Kayseri'de deprem. Çok şükür enkaz olmadı ama bazı binalarda çoğu hatta binada diyelim. Çoğu demeyelim de bazı binalarda çatlaklar oluştu. Doğru mu efendim? Evet. Kiminin belki de fayansı düştü. Kiminin belki çatıdan ufak bir şey düştü vesaire. Ee, onlar ne yapsın? Bu konuda e, varsa e, <laughs> şey, sigortaları yoksa ne yapmalılar? Sizden dinleyelim. Yine. Ben de Kayseri'deki deprem bir tanesiyim. Kendi işletmemde böyle bir şey oldu. Şu anda home office çalışıyoruz, evlerden çalışıyoruz. Evet. Ee, uzaktan bağlantıyla çalışıyoruz. Bizim ofisimizde de bayağı büyük yarıklar vesaire deprem sonucu oluşan hasarlar meydana geldi. Ee, buralarında tadilat tamiratı yapılması gerekiyor. Zaten iş yeri sigortası eğer ofislerse iş yeri sigortasına DASK yapılmasına gerek yok. Ofis e, paket poliçesini aldığında müracaat ettiği zaman depremden direktmen o e, ofis paket sigortasını alabilir. Ama evlerde ise biraz önce bahsettiğimiz gibi vatandaşlar DAS poliçesi varsa 125'i arayarak dosya açtırıp e, taleplerini oluşturabilirler. Ve e, hasarlarını da en kısa zamanda alırlar. Anladım. Yani bir DAS poliçesi varsa bu noktada e, gerekenler yine sigorta tarafından, şirketi tarafından, acentesi tarafından halledilecek. Ondan Aynen. Bir sıkıntı yok. Ben şunun altını çizerek Hı -hı. söylemek istiyorum sizin aracılığınızla Yalçın Bey. E, ülkemizde bakın biraz önceki arkadaşımız da e, haritayı göstermişti, Türkiye haritasını, deprem bölgesini. E, mutlaka ama mutlaka kesinlikle bakın şu anda ekranlarda hı hı. şu haritayı görüp de yani zorunlu deprem sigortası artık konut yaptırmamak bence zuldur. Evet, evet. Yani e, bu kendimiz için söylemiyoruz sigorta sektörü için de söylemiyoruz. Böyle bir imkan varsa riski satın alabiliyorsanız bedava. Yani şu haritadaki görmüş olduğunuz e, bu, bugün Kahramanmaraş'tan Samsun'u etkiliyorsa Kayseri'yi etkiliyorsa, diğer bölgeleri etkiliyorsa, bugün olmayacak anlamına gelmiyor. Onun için e, kesinlikle DASK ve konutun zorunlu ama doğru bilgiler çerçevesi içerisinde yapılması gerektiği inancındayım. Evet. Efendim çok teşekkür ediyoruz. Tabii birçok noktaya değinmeye çalıştık ama vaktimiz de bu kadardı. Son olarak eklemek istedikleriniz şunu da söylesek iyi olurdu dediğiniz neler var? E, Yalçın Bey öncelikle program için çok teşekkür Hı -hı. ediyorum. Yani güzel bir program oldu. Hı hı. Vatandaşlarımızı bilgilendirmek Kesinlikle istedik. Kesinlikle Geniş bilgi isteyenler olursa cep telefonunu da verebilirsiniz. Arayabilirler tabii. de tabii, 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 bu tabii. konuda. Hasar olmuyor. Bu sene yaptırdı poliçeyi. Gelecek sene yeniletecek. Ya bir hiç şey hasar olmuyor ki, ki bir şey olmuyor ki mantığı maalesef toplum olarak bizde var. Bir de şöyle az önce söylediniz hani taksit imkanı var doğru mu efendim? Şu taksit. mesela şu çok dikkatim çünkü onu söyleyecektim unuttum. Ortak alan sigortası. Mesela bunu bina yönetimleri yapmış olsa değil mi efendim? Bunu her ay şeye yansıtsalar Aydıta falan. Tabii, doğru mu efendim? Tabii, Mis. Aynen. Yani... yani 12 ay boyuna 12 bir sefer veriyorlar değil mi efendim? 12 aya yaymış olsalar, bölseler, çarpsalar işte neyse aylık ne kadar örnek veriyorum aydın veriyor 400 lira örnek veriyorum işte. 400 yerine 420 lira vermiş olsa değil mi efendim? Ve böylelikle en azından cebinizden para gitmeyeceği Ve gibi yıllarca bu hizmet devam edebilse bu sayede. Zorunlu olursa devam yani. eder buna emin ol. Evet doğru. Yani doğru. zorunlu olursa bu sefer doğru bilgilerle zorunlu poliçeler yapılırsa yani kimse ekonomik yönden sıkıntıya düşmez. İnşallah. Ee, ben çok teşekkür ediyorum. Tekrardan ülkemizin başı sağ olsun. Allah bir daha göstermesin. Ee, vefat eden vatandaşlarımıza Allah'tan rahmet diliyoruz. Ee, geride kalanlarına sabırlar diliyoruz. Hastanelerimizde yatanlara acil şifalar diliyoruz. Ee, Türkiye gerçekten tek yürek oldu. Bu tek yürek sonucu e, vatandaşlarımıza gerçekten dün e, harika bir e, birlik beraberlik sonucunda e, canı yerine getiremese de e, birlik beraberlik içerisinde olduğunu, belli bir e, bedelin e, biriktiğini gördük. Türk milleti gerçekten birlik beraberliği seven, yardımlaşmayı seven bir toplumuz. Dedim ya ilk konunun başında da yani oradaki o güzel gençlerin elini alıp da ücretsiz çorba, ücretsiz o soğukta özellikle. Yani onun için aziz milletimize hep teşekkür ediyoruz. Size de çok teşekkürler. Ee, bizi buraya davet ettiğiniz için Efendim, çok sağ olun. biz teşekkür ediyoruz. Özellikle bu önemli kıymetli bilgilere vatandaşlara buradan ifade ettiğiniz için. Çünkü önemli bir konu, önemli bir e, detay. Vatandaşlarımızın bunları bilmesi gerekiyor konu ki ona göre hareket edilmeli. Ve maalesef şu an görüyoruz, üzülerek görüyoruz ki mesela enkaz olarak yapılan e, kalan birçok bina var deprem bölgelerinde ama hani enkaz olmadan hani dik duran ama aynı zamanda çok büyük hasar alan yani yıkılmak zorunda kalınan binalar da var. Yani İnsanın içi de acıyor aynı zamanda tabi yaramız bambaşka ona diyecek başka bir şey yok ama hani orada da mesela bina dimdik ayatta, ayakta ama hasar almış yani yıkılmak zorunda yani öyle bir binaya da bakıp hani sigortası olsa doğru mu efendim o binanın karşılığının alınabileceğinin e, düşünülmesi doğru mu efendim Tabii. bu çok çok önemli olacaktı. Umarız bundan sonra iyi olur umarız bundan sonra bize bir ders olur bu ki giderek inşallah da daha büyük fayda sağlarız diyelim. Çok çok teşekkür ediyoruz ağzınıza deriz. ayağınıza sağlık. Sağ çok teşekkürler sağ olun. Evet. Değerli izleyenler, bir gündem özel programının daha sonuna geldik. Maalesef Kahramanmaraş'ta meydana gelen depremin depremlerin ardından özellikle nasıl önlemler almalıyız, nasıl tedbirler almalıyız, bunların detaylarını konuşmaya çalışıyoruz. Bundan sonra yani neler yapacağız bundan sonra bunların detaylarını konuşuyoruz ki sigorta hayatın çok önemli bir noktasında e, bu noktada da ne yapılması gerekiyor konut sigortaları, DASK ne anlama geliyor, nasıl yapılıyor, neleri kapsıyor, bunların tüm detaylarını Efendim sigortacı e, aynı zamanda divan sigorta genel Müdürü Yakup Gök de konuşmaya çalıştık. Ben kendisine bir kez daha çok teşekkür ediyorum. Bilgilendirici programlar yapmaya gayret edeceğiz. Başka bir yayında görüşmek üzere. Hoşçakalın.